Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile tyT AYT Geometri Kampı'nın 16. hafta 5. videosundayız. Yani test 5'in çözümünü yapacağız. Hadi çözümlere başlayalım. ABC'de dik yamuk ABC eşkenar üçgen. Şunlar birbirine paralel verilmiş. Arkadaşlar eşkenar üçgense 12 birim. Burası da 12 mi? 12. E, bir de açıları da yazalım. 60, 60 ve burası da 60 oldu. Bizden neresi isteniyor? Şöyle bir oranda verilmiş. Oranı da kullanacağım. A, B, E, D, A, B, E, D. Arkadaşlar bu dik yamuğun nesi isteniyor bizden? Alanı isteniyor. Bu dik yamuğun alanı için alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'yi kullanmam lazım. Alt tabanı belli. Üst tabanı bulmam lazım. Ve yüksekliği bulmam lazım. Hocam şurada açı var ya açıdan dolayı 60 ise burası 30 oldu. Burası 90. E burası da 60 oldu mu? Oldu. Yani şuradaki üçgenden dolayı 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kökçüdür. Hocam burayı bulmam lazım. Demek ki benim şu oranı kullanmam lazım. Şuraya k diyecek olursak burası nedir? 3k. Hocam ef uzunluğu k iken burası 3k. A şurada bir kelebek çıktı. Kelebeklik oran kaç? 1'e 3. Ben şurayı bulursam olay bitti. 1'e 3 oran var. 1'e 3 oran var. Yani burası 3a yaptı. 3a 12 ise a'yı buradan 4 buluruz. A buradan 4 ise burası da 2 çıkar. Yani biz üst tabanı ne bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Alt taban artı üst taban. O zaman yamuğun alanı. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 olacaktır arkadaşlar. 14'ü 2'ye böldüğümde 7, 6 kere 7, 42. Yani cevabımız 42 kök 3 yapacaktır sevgili gençler. Evet birinci sorunun cevabı böylelikle denizli oldu arkadaşım. Geldik ikinci soruya. ABCD deltoid ve deltoid AD ile DC birbirine eşit verilmiş. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit verilmiş. DE uzunluğu 9K iken neredesin? Şurası 9K iken EB'nin uzunluğu 4K olarak verilmiş. Hemen 4K yazalım. AC'yi 24 demiş. 24 arkadaşlar deltoidde ya da x kenarda çizilen yükseklik olduğu için tabanı iki eşit parçaya bölecek. Burası 12 burası da 12 oldu mu? Oldu. Çünkü AC'yi 24 demiş ya da köşegenler dik kesir ve simetri ekseni olan köşegen olduğu için iki eşit parçaya böldü diyebiliriz. Bu arada bir şey demiş ABCD 312 demiş. Arkadaşlar alan nedir? Köşegenler çarpımının yarısı değil midir? Yani 24 çarpı 13k bölü 2 eşittir 312'dir. Şununla şu sadeleşince kaç yaptı arkadaşım? 12 yaptı. Sonra 312 şöyle böleyim. 312'yi 12'ye bölünüyor mu? Bölünüyor mu? Bir bakalım arkadaşlar. 2 defa 24. Ee, burada ne kaldı? 74, 72 yaptı. 6, 26 yaptı. Evet. Şununla şu sadeleşince 26 yaptı. 13K 26 ise K'yı buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Yani K 2 ise burası 18. Burası da 8 mi yaptı? Evet. Deltoid'in çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ee, çıkacak arkadaşlar artık. Pisagor bağıntısı. Ne var burada? Pisagor. 8 12'den dolayı burayı buluruz. 12 18'den dolayı burayı buluruz. Hocam 8 ve 12'ye bakacak olursanız. Bu 4 çarpı 2. Bu 4 çarpı 3. Bu da 4 çarpı kare kütü de 4 artı 9'dan 13 yaptı. Sonra 12 ve 18'deki ortak çarpımında 6. 6 çarpı 2. 6 çarpı 3. Burası da 6 çarpı kare içinde 9 artı 4'ten kaç yapıyor arkadaşlar? 13 yapıyor. E o zaman burası 4 kök 13. Burası da 4 kök 13. Burası 6 kök 13 mi oldu arkadaşlar? Evet. Toplamda kaç yaptı o zaman çevresi? 20 kök 13 yaptı. Yani ikinci soru balık kesir çıktı. Geldik 3'e. ABCD eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Hemen eşkenar dörtgeni şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Şuranın da eşit olduğunu söyleyelim. ADE de eşkenar üçgen. Hmm. ADE de eşkenar üçgen. Şu eşitleri de yazalım. Bak. Ekstra bir eşitlik burada çıktı mı? Çıktı. Burası 110 derece ise buradaki eşkenar dörtgenden dolayı toplamı 180 olacak. Yani buraya 70 kaldı. Değil mi arkadaşlar? Bu da bir eşkenar üçgendi. 60, 60, 60'tı burası. E hocam burada bir ikizkenarlık kenarlık çıktı mı artık? Bak ekstradan eşitleri kullanalım. Çıktı. Hocam bu açı kaç derece? 130. Hocam bu açı 130'sa 180'den 130 çıkartıp çıkarttığımız zaman 50. 2'ye böldüğümüz zaman 25 25 olur burası. E 25 artı x de 60 eşit olacağından x de buradan 35 derece çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Geldik. Dördüncü soruya. Ali bir silgi ve özdeş iki kalem ile masanın üzerinde şekildeki gibi bir görüntü oluşturmuştur. Özdeş iki kalem ve bir silgi ile arkadaşlar. ÖSYM bunu nasıl yapmıştı? Rüzgardan tam ortasından kırılan bir direk falan filan diye yapmıştı arkadaşlar. Bu da duvardı. Ben de kalemle silgilerle yaptım. Silgi masanın üzerine ve kalemlerden biri masa yüzeyine dik konumdadır. Evet şu dik konumdaymış arkadaşlar. Silginin yüksekliği 2 cm şurası. Burası da e, silgi. Bir, bir kalemin silgiye olan uzaklığı da 10 olarak verilmiş. Kalemlerden biri silgiye 10 cm uzattı. Buna göre kalemlerden birinin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada karşımıza ne çıktı? Bunlar özdeş kalem değil mi? Yani şu kenarlı şu kenar nedir? Eşit. Hocam burada bir dik yamuk var. E, dik dörtgen oluşturalım. Şöyle dik dörtgen oluştursam 2 ise 2. Buraya A dersem burası A artı 2 mi yaptı? Evet e, o zaman burası da A artı 2. 10 ken burası da 10. E artık burada Pisagor. Yani A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı. A'nın karesi artı 10'un karesi olduğundan dolayı işlem 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 A'yı bulacağız. Dik kenarda 10 olan hangi üçgen var arkadaşlar? Özel üçgen yok ama e, ben 5, 10, 2, 13 biliyorum. 5'in 2 katı. Acaba burası 5'in 2 katı mı? 5 çarpı 2. Burası da 12 çarpı 2. Burası da 13 çarpı 2 oluyor mu? A 24 iken 26 yapıyor mu burası? Evet yapıyor. A yani buradan kaç çıktı? 24 çıktı. Bizden ne isteniyor? Kalemlerden birinin uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Yani 26 isteniyor. Bizden A artı 2 isteniyor. A artı 2 de nedir arkadaşlar? 26 yapar. Cevabımız böylelikle C. Han çıktı. Geldik 5. soruya. Şekilde. Şekil 1'de. Bir dolabın iki kapağının önden görünümü verilmiştir. Dolabın kırmızı kapağı sağa sola doğru hareket edebilmektedir. Evet kırmızı kapak sağa sola doğru hareket edebilmek demiş. Kırmızı kapak sağa doğru biraz hareket ettirilip şekil bir dik konuma getirilirse. Tam böyle bu konuma getirilirse. Sonra şekil 2'deki konuma getirilirse aynanın yarısı gözükmektedir. Yani aynanın diğer yarısı kapağın altında kalıyor arkadaşlar. Tam burada kalıyor. Yani şu dolabın bir kapağı bunun köşegeni olmuş oluyor arkadaşlar. Karenin köşegeni olmuş oluyor. Sonra diyor ki kırmızı kapak 2 birim sola hareket ettirildiğinde buradan sola 2 birim hareket ettirdiğim zaman ne oluyormuş? Ee, şekil 2'deki konumda konumdan şekil 3'teki konuma getirildiğinde aynanın görünen yüzeyinin alanı 16 birim kare artıyor. Arkadaşlar görünen yüzey 16 birim kare artıyor. Önceden bak kapak buraya kadardı. Şimdi sen bu kapağı açtığın zaman görünen yüzey neresi oldu? Şurası oldu. İşte burası sana 16 birim karedir diyor. Dikkat. Burası 16 birim kare. Şurası. E buna göre diyor aynanın alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Ben bu soruyu da nerede, nereden uyarladım arkadaşlar? Aynen da, e, televizyon üzerine dantel koyuyorlar ya o sorudan uyarladım. Hatta o sorunun uyarlamasını çemberde de yaptım ben. Çemberde daire alanda göreceksiniz. Aynısı sonra sınavda çıktı. Şimdi o soruyu bu şekilde bir dolap kapağına uyarlamışım. Aynı mantıkta soru yine karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Evet karenin görünmeyen yüzü burası mı arkadaşlar? Evet. Şimdi ben bunu kapağı 2 birim sola getirmişim. Bak dikkat. Şunu biraz büyüteyim. Şunu biraz büyüteyim arkadaşlar. Şu büyükte işlemimizi yapalım isterseniz. Evet şöyle daha net göreceksiniz. Pardon. Burada işlemlerimizi yapalım. Kalemi de şöyle küçülteyim isterseniz. Şu siyah kalemi de küçülteyim. Heh, işlemi şimdi buna göre yapalım arkadaşlar. Şimdi ben bunu buradan buraya doğru 2 birim ne yaptım arkadaşlar? Sağa çektim. 2 birim sağa. Hocam bu 90. E bunu 2 birim çekince bunu da 2 birim çekmiş oluyorum. Ve bu köşegen bu 45. E bununla bu birbirine paralel. Önceden bu buradaydı zaten. 45 ise burası da 45 değil mi? Evet burası da 45. Hocam burası da 45 oldu. E burası da 45 oldu. 2 birim sağa çekmiştim. Burası da 2 birim. Burası da 2 birim. E olay bitti mi? Bitti. Bitti gibi. Bunun alanından bahsetmiş. Bunun alanını kullanacağım arkadaşlar ben. Burada kalan kaçmış? 16'ymiş. E hocam bu alanın nasıl kullanırım ben şimdi? Onu düşün. Onu düşün. Başka bir şey verilmiş mi? 16 birim kare artıyor. Aynanın alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Evet. Şu 2 iken burası da 2 mi? 2. Sonra sonra ne yaparım arkadaşlar burada? Valla işlem yapacağız. Başka bir şey değil. Niye oyalanıyorsam ben de. Yapacağız arkadaşlar işlemimizi. Burada bir yamuk çıktı aslında. Şuradaki çizilen dik de yükseklik de burası 2 değil mi? Buradan dik çizdin. Hatta buradan da dik çizdin. O zaman burası da 2 birim yaptı mı? Yaptı. E hocam burası 2 ise 2. Sonra burası 2 ise burası da 2. Hocam buraya da A diyelim. E toplam 16 alanı neye eşit? 16 alanı toplam 2 çarpı 2 bölü 2. 2 çarpı 2 bölü 2 artı. Burası da 2 çarpı 2 bölü 2. 2 çarpı 2 bölü 2 artı. Ee, A çarpı 2 değil midir dikdörtgenden dolayı? Evet. A çarpı 2'ye eşit olacak. E ee, o zaman buradan. Burası 2. Burası da 2. 4. 16'dan 4 çıktı. 12. 12 eşittir. 2A olduğundan A'yı da buradan 6 mı bulduk? Evet. A 6 çıktı. A 6 çıktıysa arkadaşlar 6, 8, 10. Karenin bir köşegeni 10. Hocam karenin bir köşegeni 10 sa. Karenin bir kenarı da 5 kök 5 kök kim yapar? Çünkü 45, 45, 90 üçgeninden dolayı. Evet. O zaman karenin alanında 5 kökkinin karesi yapacaktır. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 50 yapıyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten gayet hoş bir soru. ÖSYM tarafından aynen bu mantıkta sorulmuş bir soru. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Kalemlerimi de eski hale getireyim ben. Bir saniye. Evet. Getirdim. Şimdi yola devam edebiliriz. Evet. Aslında kolay bir soru. Aynen. Bunu böyle dik çevirmişsin düşünün. Böyle televizyon üstüne dantel örtülmüş gibi düşünün arkadaşlar. Aynı mantıkta çıkan bir soru. Ben bunu dolap sırasına çevirdim. Bu soruyu bir de kendiniz çözer misiniz? Gerçekten çok kolay bir soru aslında. Hoş bir soru de Neyse geldik altıncı soruya. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt. Önce kısa kenarları çakışacak biçimde şekil bir gibi. Arkadaşlar önce böyle katlıyor, sonra böyle katlamış, böyle katlayınca hepsi katlanmamış üst üste. Bak bunu böyle katladığımızda bütün kenarlar çakışmış. Sonra bunu böyle katladığımızda bu nereye gelmiş arkadaşlar bak şu şöyle katladığın zaman böyle olmuş yani şuraya gelmiş böyle katlandığında açıkta olan bir kısım daha var. Sonra bunu da böyle katladığımızda bu şekilde karşılaştık. Yani şöyle şurayı ben bir ne yapayım arkadaşlar şöyle bir kopyalayayım arkadaşım. Bak geriye doğru açılım yapacağız. Son şekilde oluşan dikdörtgenlerin alanları ABCD birim karedir. Buna göre başlangıçta kullanılan kağıdın alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar en son böyle katlamıştık. Bak şimdi açacağız. Şekli açacağız. Nereye açacağız? Şurada şey yapalım arkadaşlar. Bu şeklimiz burada dursun. Hadi bu şekli açalım arkadaşlar. En son sağa doğru katlanmıştı. Ve şu şekil oluştu. Sola doğru açalım. Sola doğru açtığımız zaman. Hop şöyle mi olacak arkadaşlar bu? Evet. E, B, B oldu. D, D mi oldu arkadaşlar burası? Evet. Bu böyleyken şunu şöyle katladığımız zaman, bunu böyle katladığımız zaman bu buraya geldi arkadaşlar. Yani bu şekilde katlanmış hali bu. O zaman ben bunu böyle aşağı doğru açacağım. Aşağı doğru açtığım zaman ne olacak arkadaşlar? Aşağı doğru şunlar üst üste katlanmış oldu. Hocam şurayı açtım. Yani şurayı açtım. O zaman bu aşağı inecek. Evet, şurası ne olacak arkadaşlar? Aşağı doğru inecek. Burası C çünkü bu bunun üstüne bindi. Bu C, bu D, bu da D mi yaptı arkadaşlar? Evet. Sonra en son ilk başta nasıl katlanmıştı? Bu tam olarak bu tarafa doğru katlanmıştı. O zaman tam olarak bu tarafa açacağım. Tam olarak o tarafa doğru açacağım yalnız. Tam olarak bu tarafa doğru simetriğini alacağım. O zaman bizim şeklimizi simetriyi de şöyle mi oldu arkadaşlar? Evet. B'nin simetriği B. B'nin simetriği B. A'nın simetriği A. D'ninki D. D'ninki D. C'ninki C. D'ninki D. D'ninki D. C'ninki C, C. Yaptım arkadaşlar. Yaptı. A'dan kaç tane var? 2. 2 tane A. Artı. B'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Başka var mı? Yok. Artı 4B. C'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var arkadaşlar. 4C. Artı D'den kaç tane var? 2, 4, 6, 8. 8 tane var. 8 tane D var. Yani cevabımız o zaman ne yaptı? Edremit yaptı. Bu mantıkta bir soru. Sordular mı? Sordular. Yine sorulabilir mi? Sorulabilir. Ben aslında böyle kağıt katlamalarda kesip sonra açılmış halini bekliyorum. Çünkü Aleste Maleste sordular da TYT'de AYT'de sormadılar arkadaşlar. Ondan dolayı ısrarla bunu bekliyorum açıkçası. Altıncı soruyu E'dir, evet bulduk. Geldik yedinci soruya. Evet. İç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 formülüyle bulunurmuş. 180 bölü n formülüyle bulunurmuş. Tamam biz bunu biliyoruz zaten. Biz dış açıdan buluyoruz zaten. Şekilde birer kenarları ortak olan düzgün ongen ve düzgün altıgen. Düzgün ongenin bir dış açısı. Hocam 360 bölü 10'dan dış açısı 36. iç açısı kaç yaptı? 144 yaptı. Altıgen de zaten biliyoruz kaç? 120 derece. Ya hocam altıgen de işte şöyle 360 böyle 6'dan dış açısı 60 iç açısı da 120 yaptı. Hocam iç açısı 144 ya ve burada şunu da unutmayalım. Bak birer kenarları çakışık ya bu tam köşede. Ee, birer kenarları çakışık eşitleri koyalım. E, düzgün altıgende de, de eşitleri koyalım. Bakın burada ne çıktı? X kenar çıktı. Düzgün 9 genin bir iç açısı kaç derece arkadaşlar? Düzgün 10 genin pardon. Düzgün ongenin bir iç açısı 144. Hocam bunun tamamı 144 derece olduğundan dolayı 144'ten 120 çıkınca 24 derece kaldı. Hocam 180'den 24 çıkartıp 2'ye bölersem taban açılarını bulurum burada. Eee 156'yı 2'ye böldüğüm zaman hocam burası 78 78 yapıyor buraları. E, 78 ile de x'in toplamı da kaça eşit olmalı arkadaşlar? Yine düzgün ongenin bir iç açısına yani 144'e eşit olmalı. O zaman x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 144 eksi 78 diye buluruz. Cevabımız o zaman 66 mı yapıyor arkadaşlar? Evet sanırım 66 yapıyor. 7 altta 13 evet 66 yapıyor gençler. Cevap böylelikle denizli oldu 7. soruda. Geldik 8. soruya. Yerden yüksekleri aynı olan 4 çividen ikisine uzunluğu 40 cm olan bir telden bir kare uzunluğu 40 cm ise her bir kenarı 10 santimetre mi oluyor? Diğer ikisine de uzunluğu 40 santimetre olan bir telden bir eşkenar dörtgen. Bunların da uzunluğu 10 santimetre mi oluyor? Evet. Eşkenar dörtgenin zemine yakın olan kenarı karenin zemine yakın olan kenarından 2 santimetre daha yukarıdadır. Hocam şu, şundan, bu 2 santimetre daha yukarıda. Yani şu uzaklık A iken burası neymiş arkadaşlar? A artı 2 imiş. E o zaman arkadaşlar çivinin zemini olan uzaklığı bu tür sorularda önemli. Bu çivinin zemini olan uzaklığı 10 artı A değil mi? Evet. Hocam buradaki çivinin zemini olan uzaklığı da 10 artı A yapacak. O yüzden şuradaki çivinin zemini olan uzaklığı şöyle uzaklık dik uzaklık ya bu dikin devamını getirecek olursam böyle. Hocam bu uzaklıkta 10 artı A yapacağından buraya kaç kaldı? 8 kaldı. E bu bir eşkenar dörtgende o zaman burası 10 yaptı. Ee, 10 sa yani kenarı, bir kenarı 10'du zaten. 10, 8, burası da 6 yaptı. Bizden ne isteniyor? Eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Bitti gitti. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yüksekliktir. Tabanımız 10 iken yüksekliğimiz kaç yaptı? 8 yaptı. 10 çarpı 8'den cevap 80 yapar. Aynen. Bu mantıkta bir soruyu. ÖSYM soruda işte bu kadar kolay sorular da soruyor arkadaşlar. Evet verilen bilgileri yerleştirdiğiniz zaman yalnız böyle çivili sorularda çivinin zemini olan uzaklarının birbirine eşit olmasını asla ama asla ihmal etmeyin. Evet cevabımız böylelikle 80 çıktı. Yani e-dremit oldu. Geldik 9. soruya. Kare biçimindeki eşit alanlı 2 jelatin kağıt, kağıdından biri. 9 eş bölgeye şu. Diğeri de 36 eş bölgeye bölünmüş. Hocam 36 eş bölgeye bölünmüş. O zaman buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet şuraya 1 bir birim diyecek olursam arkadaşlar. 1 bir birim diyecek olursam. Burası kaç? 6 yaptı. O zaman buradaki karelerin birer kenarı da ne oldu arkadaşlar? 2 İki, ikişer birim yapmış oldu. Şimdi bu bölgelerden bazıları sarı, bazıları da mavi renktedir. Mavi renkteki jelatin kağıdı ile sarı renkteki jelatin kağıdı üst üste konduğunda yeşil renk elde edilmektedir. Evet, mavi ile sarı yeşil rengi elde ediyor arkadaşlar dikkat. İki kağıt tüm yüzeyleri birbiriyle çakışacak şekilde üst üste konulduğunda oluşan sarı renkli bölgenin alanı 20 birim kare olduğuna göre. Arkadaşlar dikkat. Ben bunu bunun üstüne koyayım. Bakın şimdi. Ben bunu bunun üstüne koyduğum zaman bizim şeyleri çizecek olursak şu birim kareleri çizecek olursak sonra renklerini belirleriz. Hocam üstüne koyuyorum. Bakın şunun üstüne koyuyorum. Bunun üstünden daha net bir şekilde. Yani bunu çizmek daha kolay. Birinciyi çizmek. İkinciyi de bunun üstüne koyabilirim ama e, o daha zor olacak değil mi? Şimdi bunu çizmek daha kolay. Bakın üstüne koydum. Şu şekilde mi oldu arkadaşlar? Evet. Sarı olan bölgeleri hemen şöyle belirleyelim arkadaşlar. Sarı olan bölgeler hocam sarı olan bölgeler şöyle. Ee, sarı olan bölgeler nereleri arkadaşlar? Sarı olan bölgeleri bak kırmızı koyuyorum. Şöyle sarı olan bölgeler buraları arkadaşlar. Şu ortası kırmızı olanlar sarı olan bölgeler. Şimdi bana diyor ki üst üste koyduğum zaman şurası sarı ya. Sarıyla sarı üst üste geldiğinde sarı oluyor değil mi arkadaşlar? Evet ee, burada mesela mavi burası mavi ya komple mavi. Şu mavi 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 sarı yapmış oluyor. Mavi sarı da yeşil renge dönüşmüş oluyor. Şimdi dur. Burada benim için önemli olan şey şu sarı bölgeler. Oluşan sarı bölgenin alanı 20'ymiş. Oluşan sarı bölge arkadaşlar sarı kırmızıyla işaretlediğim yerlerde Sarıyla sarının üst üste geldiği yerler. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane değil midir? Evet. 10 tane bir tanesinin alanına A diyelim. 10 tane A 20 birim kare eşitse A alanı nedir arkadaşlar? 2'ye eşittir. Şimdi benden ne isteniyor arkadaşlar? Yeşil renkli bölge. Yeşil renkli bölge olması için ne olması lazım arkadaşlar? Sarıyla mavinin üst üste gelmesi lazım. Arkadaşlar sarılı sarılı kağıtlar yine kırmızıyla gösterdiğim yerlerde. Kırmızıyla gösterdiğim yerlerde. Hocam bak şurası. Bunlar üst üste geldi. Hocam bunlar bak sarı sarıyla mavi üst üste geldi. 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 Tamam. Sonra mavi olan şu diğerleri de mavi olanlar değil miydi arkadaşlar? Şurası mavi kağıdı üstte koydum. Mavi ile sarı burada üst üste geldi. Bu da aynı şekilde. Mavi ile sarı, 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 sarı üst üste geldi. O zaman ben bunları sayacak olursam. Hocam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane yaptı. Bizden 18 A isteniyor. A dediğimiz 2 idi. Yani cevabımız kaç yapar? 36 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle C Han yaptı. ÖSYM'de ÖSYM de bunu siyah beyaz renklerle sormuştu. Işığı geçiren yeri sormuştu. Ben de burada renk sormuştu. Renk, renk cümbüş yaptım. Rengi sordum. Renklisi de sanki güzel bir soru oldu arkadaşlar. Evet. Böylelikle 9. soru C an çıktı ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test altta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.